Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, Joy Türk'te Modern Sabahlar başladı. Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın. Sadece radyolarının başındakilere günaydın demeyelim. Bir şekilde uyanamamış olanlar vardır. Onlara da günaydın diyelim şimdiden de. Uyandıklarında o dediğimiz günaydını içlerinde hissetsinler. Biz sadece uyanmış olanlara yapmıyoruz programı. Evren... Hala uyuyan dinleyicilerimize de yapıyoruz. Evet, evrene mesaj gönderiyoruz. Onlar uyandıkları sırada bir anda evrenden gelen mesajla karşılaşacaklar. Günaydın. Günaydın. Ayrıca sadece radyolarının başında veya yataklarında olan dinleyicilerimiz değil, onun dışında bilgisayarları başında bizi dinleyenler de var. Tabii. Şimdi sordum, gücü hissettiniz mi diye sorduk Modern Sabahlardan. Bayağı bir hissetmişler değil mi? Michigan tarafından hissedilmemiş ama South Carolina tarafından hissedilmiş. İnternet üstünden dinleyen dinleyicilerimiz gücü tatlı tatlı hissetmeye başlamışlar. Demek ki güç de öyle birdenbire her yere yayılmıyor. Ne yapıyor? Dalga dalga. Star Wars biraz sirayet etti bize. Yeni filmi bir tek izleyen ben varım herhalde aranızda. Aa, evet. Sen seyrettin dün değil mi? Ben dün koşa koşa gittim. Dün sen seyrettin, onunla ilgili bir tebrik de geldi zaten stüdyomuza. Çok teşekkür ediyorum. Aranızda... Esas tebriği şunun için söylesinler. Buyurun. Çok erken seansta gittiğimizden o kadar ucuza girdik ki sinemaya. Ben gişedeki kızı öpecektim de beyefendi lütfen biraz kendinize hakim olun dedim. Seansta fiyat farkı mı oluyormuş? Tabii canım, ilk gittiğin seanslarda özellikle bileti aldığın karta göre bir takım numaralar var. Hanımefendi şu anda filmden daha mutluyum, sizi saatlerce seyredebilirim falan diye kıza sarılacaktım. Abi peki, biraz insan cimri olunca hayatta etkilendiği şeyler de değişik oluyor. Öğrenci falan almış olmayın ya. Öğrenci falan. Gerçi senin yani şöyle bir bakıyorum, tipinde falan da bir öğrenci tarafın yok. Olur mu yani? Hayatta hepimiz öğrenciyiz. Aramızda en çok öğrenciye benzeyen Ege. İşsiz güçsüz seansı diye bir şey var. Nasıl? İşsiz güçsüz serseri seansı diye bir şey var. İlk gidenlere böyle şey yapıyorlar. Zaten bir şeye tutunamamışsınız demek ki hayatta. Bu saatte sinemaya geldiğinize göre bari bir kıyağı sinemamız size yapsın diyorlar. Peki bir şey sorabilir miyim? Evet. Seninle beraber seyredenler, daha doğrusu sinemadaki diğer seyirciler yaş grubu olarak nasıldı? Biliyorsun en son benim o seanslara gidişimi engelleyen önemli olaylar oluyor. Çok gençler yoktu. Hakikaten hep bizim gibi işsiz güçsüzler vardı seans olarak orada. Ve de çocuklardan kaçan insanlar vardı. Çünkü ben dün Twitter'da falan tartışmalar hep oydu. Hı. Okul çıkışı saatlerine gitmemeye çalışın diye. Hı. Gerçi şimdiki çocukların da çok fazla Star Wars'un da hastası olduklarını düşünmüyorum. Önce bir 38 yıllık külliyatı bitirecekler. Ondan sonra hani bir hastası olunacak. Vallahi külliyat dediğimiz şey de 6 tane film. Çocukların böyle geçe geçe internetten 5 dakikada izleyeceği filmler. Hayır, 38 yıllık külliyatı geçecekler. 38 yılda geçmelerine gerek yok herhalde. Hayır canım, yani bir 6 tane film, bir sürü olaylar yani. Bu arada gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Eski filmlerin hiçbirini izlemenize gerek yok. Tertemiz bir için film yapmış J.J. Abrams. Yepyeni bir maceraya başlayabilirsiniz. Elle ve gittiğiniz sağlık seansa göre bunu çok ucuza da gerçekleştirebilirsiniz. Ege Bey, sabah sabah ucuzluk müjdesiyle şey yaptın. Herkesi de bu yola sevk ediyorsun. Ama ne kadar sevindiğimi anlatamam size ben. Ne kadar fiyat farkı vardı Ege, çok ayıptır sorması. Dünya kadar fiyat farkı vardı. Yani bir bilet daha alır mıydın o farkla? Sizi de götürdüm. Bilseydim sizi de götürürdüm. O kadar açık söyleyeyim. Sen yani 3'ü 5'i düşünerek mi bizi götürmedin? Tabii canım. Öyleyse bütün salon. Çok şu anda program bir gerilimle başlayacak. Bütün salon bir ara şey diye bağırıyordu. Neyi? Bedavaya geldik neredeyse arkadaşlar değil mi diye alkışladı. Kimse filme bakmıyordu. Herkes birbirine biletini ve ne kadar para ödediğini gösteriyor. Ben o bilet fiyatından değil de gündüz seanslarının böyle az kişi tarafından izlenmesi... benim yani ben izlerken ondan daha çok mutlu oluyorum. Yani şey gibi, sanki böyle benim salon gibi kapatmış gibi yani. Yine arkada 3-5 kişi oluyor da. Hı. Biz de kapatmış köşede gibiydik ama fakir bir grup olarak kapatmışız. Yani herkes bir kısmını kapatmış gibi. Kalabalık değildi yani salon. Vallahi gişedeki kızın söylediğine göre akşam seansları ve yarın akşam seansları şimdiden bitti falan dedi. Full artı full müymüş? Full artı full oynuyoruz. Gittiğinizde var mıydı boş yer? Sizin girdiğiniz seansta. Gittiğimizde birkaç tane boş yer vardı. Mancanın birkaç tane değil mi? Sen de yani şey. Ama mi? Gittiğimiz seansta daha sinemayı yeni açmışlardı. Perdeleri falan geriyorlardı. O kadar erken gittik. Ne kadar güzel anlattın. Vallahi sıcacık bir ortam geldi. Şu bir de İmren... filmle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Erken seansta giderseniz neredeyse bedava seyredersiniz. Çok güzel vallahi. Sıcak mıydı ortam? Biraz da sıcaklığından bahset. Ortam da çok güzeldi. Mısırlar da çok güzel. Daha ilk patlamış mısırları biz yedik. Ege vallahi yemin ediyorum kalkıp gideceğim şimdi ha. Yemin ediyorum gideceğim. Vallahi ya git, bu saatte gidersen cebine bir de para koyarlar.
Ya sinemada para koyarlar ya da hakikaten büyük bir mağduriyet yaşarım yani bu saatte sinemanın önüne dikilmek ne? O kadar işsiz güçsüz seansına gittik ki bizim bir arkadaşımız aynı seansa gidebilmek için iş yerinden izin aldı. Öyle düşünün. Hem de yalanlar söyleyerek. İyi, radyoların başındakileri de bir kez daha şey yap o zaman. Yol göster. Bugün de cuma. Bugün de cuma. Girmeden evet, önce hakikaten. Gayet güzel bir teklifi var Ege'nin. Hafta sonu nasıl girerseniz öyle geçer. Doğru. Gücün çevresinde girin. Hakikaten bizim program biter bitmez koşu koşu sinemaya giderseniz neredeyse ve davaya izlersiniz filmi. Allah rakamlarla konuşuyorum. Dikkat ederseniz. Bir de yani bu konuştuğumuz kadar Ege herhangi bir film içinde o seansta büyük ihtimalle aynı değil mi fiyat? Tabii ki. Ucuz yani. Bütün yani filmlere gidin. Bunu gelecek haftada bu konuyu konuşabiliriz. Bundan 2 sene önce de konuşulabilirdi. Ama gündemde Star Wars varken Star Wars'u ne kadara izledik diye onu konuşuyoruz. Tam rakam da vermedim. Bu arada JoyTürk'te Modern Sabahların ilk haftasının sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Cuma sabahındayız. Ve ilk hafta bitmeden bir DJ'in hayatı boyunca yapması gereken görevlerden bir tanesini gönül rahatlığıyla gerçekleştireceğimi düşünüyorum. Mahmut Bey'in Hatice Hanım'a armağanı olacak sıradaki şarkı. Hatice Hanım'ın doğum günüymüş bugün. Sıradaki bir doğum günü hediyesi. Bunu yapmak DJ'liğin asıl görevlerinden bir tanesidir. Evet. Peki şey mi, sıradaki şarkı mı yoksa özel bir şarkı? Sıradaki şarkı dediğimiz şarkıyı Hatice Hanım'a armağan edeceğiz ve hep birlikte doğum gününü kutluyoruz Hatice Hanım'ın. Hadi bakalım, mutlu yıllar Hatice Hanım. Duman gelecek radyolarınıza sevgili dinleyiciler. Aman amanla devam ediyor Modern Sabahlar JoyTürk'te. Modern Sabahlar. İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Macera dolu bir cuma sabahındayız. Haftanın son iş gününün sabahının mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Ve ne yapacağımızı şaşırmış bir şekilde birbirimize bakıyoruz. Çünkü hafta sonu geldi. Hafta sonu planı yapan var mı hiç aranızda? Hafta sonu planı yapan hafta cumartesi ve pazar yapan geçirmeyi düşünüyorum ben. Hafta sonu yaptığım en net plan bu. Hafta sonunu cumartesi ve pazar mı denk getirdin? Evet, hafta öyle geçirdim. Mükemmel. Neredeyse ufak bir köprü tatili ayarladım. Aslında perşembe günü falan kafam karıştı. Önce pazar mı yaşayayım yoksa önce cumartesi mi yaşayayım falan diye. Biz sırayı bozma Oktay. Soket sırasıyla direkt evet. Cumartesi pazardan git yani. Bünyeleri. Millet nasıl yaşıyorsa sen de öyle yaşarsan uyumlu da olur. Hakikaten planlarınızla gerçekleşir bir şekilde denk getirebilirsiniz. Hocam bana da soracak mısınız hafta sonu için planınız var mı diye? Vay be, hafta sonu planınız var mı? Yok. Aslında biz biraz şey yapıyoruz ya, zayıf gidiyoruz program olarak. Benim cevabımdan sonra Fahir, çok özür dilerim Ege. Benim cevabımdan sonra çok hafif kaldı yani çünkü cevabım. Oktay çıtayı o kadar yükseğe taşıdı ki gelen geçen altından gidiyor yani, öyle bir şey. Niye zayıf gidiyor? Millet birbirine yılbaşında ne yapıyorsun diye sormaya başladı. O yılın en güzel sorusunu sorulduğu günlerdeyiz. O soru tedavülden kalkmadı mı ya? Hayır canım. Oy birliğiyle. Hayır. Olur canım. Her yıl bu dönemlerde en güzel sorulardan bir tanesi. Yılbaşında ne yapacağız veya ne yapıyorsunuz? Cevabı da belli onun. Ne? Bir plan yapmadık, bilmiyorum, arkadaşlarla konuşacağız diye onun hazır cevabı da var bugünlerde. Öyle mi bakıyor peki? Mesela bana baktın, bunu bu lafı ederken bana baktığın gibi bakıyorsa o cevabı veren kişi, beraber bir şeyler yapsak ya baby anlamına da gelebilir o göz ifadeleri öyleyse. Çaresiz bir yalvaran evet. Bakıştan mı bahsediyorsun? Hani bizi de davet etseler, bir organizasyonunuz falan varsa bizi de davet etseniz ya. Siz ne yapıyorsunuz? Ya, bizi de yanınıza alın. Ha, bizi de alın. Böyle el ele verelim. Belki çok eğleniriz bu sene. Çünkü aslında bir de herkesin büyük beklentisi oluyor biliyorsunuz. Yılbaşı gecesi delireceğiz, eğlenmekten çıldıracağız gibi bir dünyaya girmek istiyorlar. Ama yıla nasıl başlarsan öyle gider düşüncesi yüzünden. İşte ondan da hiçbir zaman da öyle olmuyor. O yüzden de yıllar hiç istediğimiz gibi geçmiyor. Doğru. Genelde yılbaşları böyle bir hüsranla biter ya. Bir eğlenmek için gidersin, bir arkadaş şeyine gider, nadiren böyle hiçbir beklentin yoksa belki güzel geçirebilirsin, ama beklenti ne kadar yüksek umutlar o kadar kırılgan. Doğru. Ne kadar duygusal bir hale getirdin ya, bir yılbaşı bir gecesini. Ne bileyim ya. Abi sen... Fix menü, sonuçta fix menü dansöz, iki tane ordöv tabağı, ondan sonra sınırsız bir takım şeyler, çerezlerden bahsediyoruz. Yani o kadar da dramatik bir hale getirmeye gerek yok. Ne kadar etkilendim vallahi. Sınırsız çerez ve fix menü. Sabahleyinde ucuz bilet dedin. İyice gariban, ezik. Badem yiyin, dansöz seyretmeyin. Seven bir insanı şey sonuçta. Senin aklında yılbaşı vardı da bu hafta sonunu ondan mı sordun bize? Sanki konuyu yılbaşına getirecektin ve senin bir planın yok da bize taleplerini gizliden gizliye resmen şey yapmış oldun şu anda. Yılbaşı gecesini yılbaşı mi size gecesi, şu anda şey yapıyorsun? Subliminal mesaj mı vermeye biz çalışıyorsun? Biz ne yapıyorsak sen de aynısını yapmak mı istiyorsun yılbaşı? Beraber bir plan yaptınız mı? Vallahi yaptık, ne yalan söyleyeyim tabii, ya. Hafta sonunu sorduğun için biz söylemedik yılbaşını. Hafta sonu diye hay Allah ya, sinsice planım demek ki o kadar da uzun ömürlü değilmiş yani. Ona tabii plan canım. Yapmaya gerek yok, direkt maç sorabilirdin yani. Bir şey soracağım, yılbaşı planınız tam iki kişilik mi? Üçüncü bir kişinin gelmesiyle altısı olacak bir plan mı? Bilmiyorum Fahri, ne diyorsun?
Güleş tutacağız da o yüzden güleş iki kişi yapılabiliyor ya. Üç kişilik güleş. İki kişilik bir spordur. İki kişinin tuttuğu güleş değildir. Oğlum, o yüzden düşünün. Üçüncü kişiyle güleşinize de bir şey olur. Beni de araya katsanız. Seni araya o zaman güleş olmaz. O zaman güleş yapamayız. Senin yeni bir planla. Ha, üç kişilik bir planın varsa okey. Kendi oyunumla altta kalmış gibi başlayayım ben. Kimle güreşeceksin ya? Niye bir anda sen altta kalıyorsun? Altta kalmak bak isteyen... Şimdi bizim şöyle bir planımız var. Plana sonradan dahil olduğum için altta kalarak da başlamak bana koymaz. Oyun yerde başlasın diyorsun. Yerde başlasın. Bilmiyorum artık oyundan tad alırsak yavaş yavaş yerden göğe yükseliriz. Ya tamam şüphesiz ki de bizim planlarımız da var. Yani sen yeni böyle 3 kişilik bir formatta bir şeyin varsa... o zaman bizim için hiçbir sıkıntı yok. Bir de sen minder dışına kaçarsın gibi geliyor. Evet ya bu adamla bilmiyorum, güleşmek... Bilmiyorum minder içinde ne yaptığınıza bağlı biraz. Güleşmek işte. Öyle sen mi? Zaten minderin dışına kaçarak kurtulabileceğini mi zannediyorsun? Ne büyük saflık. Ne büyük saflık. Minder dışına kaçmak ne? Var mıdır ya yılbaşına güleşerek giren? Aa öyle deme. Çok zevkli. Siz bu sene bir değişiklik olsun diye anladığım kadarıyla. Hayır canım sen tam iki kişilik bir şey sorunca. Hayır tam geceden bahsediyorsun yoksa tam saat 12'den mi şey yapıyorsun bahsediyorsun? Tam 12'de. 12'de güreşerek giren. Çok güzelmiş bence. Yani... Bütün senede hayatın zorluklarıyla öyle mücadele, doğru. Rahatlıkla mücadele edecekmişsin gibicesine. Ya, yaşam bir boğuşma değil mi? Aslında o boğuşmaya en güzel hazırlanma. O boğuşma, güleşme. Boğuşma mı, yoğuşma mı? Boğuşma, yoğuşma, ha, boğuşma. Minder üstünde hepsi gerçekleşen hadiseler. Doğru. Hadi evet. Günaydın diyelim biz de güreşle başlıyoruz sabah köründe. Hakikaten onu... Sabah sporu olarak yapılan şeylerden biri değil güreş. Ona üzülüyorum ben. Aa, sabah çok... sporu olarak koşanlar var. Hayır. Belediye sporu aletlerinde bir takım garip hareketler yapanlar var. Evde bir biraderiniz varsa siz de bir erkek bireyseniz hiç öyle değil Egeciğim. Ya da evde birikmiş çamur varsa siz de bir hanımefendiyseniz orada da güreşebilirsiniz. Erkek ya... birey değil bay birey de bay birey bayan birey. Bay birey bayan birey. İlla erkekler güreşecek diye ya bir şey benim yok. İki tane hayır erkekler güreşecek diye bir şey yok da benim iki tane abim vardı ve dolayısıyla bazen mesela uyanmakta zorluk sabah çekiyorsa. Sabah güreşi var mıydı sizin evde? Yani bir şekilde sen uyuyan bir adam olarak kendini işte senin dediğin gibi. Kendi uykusuyla altta kalmış olarak başlıyordun. Aynen öyle altta kalmış olarak başlıyordum. Uzun yıllar böyle güreş mücadelemiz oldu. Ya hep güreş hep güreş biraz da güneşten bahsedelim. Oktay Bey, Oktay Bey yıkılıyorsunuz. Bu sahte kakaya işten bir şekilde eşlik etmek zorunda kaldım yani. Bir güneşten bahsediyoruz ama güneşin temel özellikleri yok ortada. Yok nedir bunlar temel özellikleri? Isıtması. Isıtması, parlaklığı, şavkı değil mi başka neler olabilir? İlla. Şavk var, resmi var ama kendisi yok gibi bir şey. Resmi de yok ya. İstanbul titriyor, Ankara titriyor, Türkiye'nin dört bir tarafı titriyor bu arada. Şu anda sıfırın altında 3 derece başkentte hava sıcaklığı ki buna sıcaklık denirse. Ama gün içerisinde 6 dereceye kadar yükselecek. Seni çılgın. Oh. Vallahi. İstanbul'da da 8'e peki kadar İstanbul, yükselecekmiş sıcak. Ne 8'i? 9-10. Ooo pastırma yazı dediğim şey. Ondan sonra bakıyorum İzmir Şahan. Yağmur falan görünmüyor anladığım 12, kadarıyla. 12-13 derece. İstanbul'da var tatlı tatlı bazı yerlerde yağacak. Atıştırma yağacak. Dediğimiz şeyler. Oktay mi? Anadolu yakasında mı yoksa yüksek kesimlerde mi? Vallahi bravo Fahir. Anadolu yakasında. Ayaklı meteoroloji. Teşekkür ederim ya bize boşuna öğretmediler. Ondan sonra. Neyi öğrettiler Fahir? Bazı kelimeleri mi boşuna öğretmediler? Anadolu yakasının yüksek kesimlerini boş yere öğrenmedik. Sen ne de her şeyi sorguluyorsun Ege ya. Ya bırak bir şeyleri adam... bazı şeyleri sorgulamamız lazım. JoyTürk'teki ilk programımız. Ben dün burada programda robot taklidi yaptım. Kimse beni durdurmadı. Evet. Yapman etmen demediniz hiç. Olur mu? İlk yalvardım sana ya. İlk programlarımız falan diye. Sadece yalvardınız ve yüzünüzü buruşturdunuz şimdi, benim robot taklidimde. Şimdi şöyle klasörümüze bakıyorum ben. Daha doğrusu klasörümüzün içindeki günlük defterimize bakıyorum. Neler yaptık neler ettik diye. Senin ilk taklidin olarak şeye Kara Şimşek, kayıtlara Kara Şimşek taklidi geçti. Ama robot taklidim de zihinlere yerleşti. Ve o iğrenç taklit sırasında sadece yüzünüzü buruşturdunuz. Keşke beni de buruştursaydınız bir taraf atsaydınız. Olur. Ben çok da direnemem size sen şu halimi. Yok canım sen şu anda kendi oyununla zaten kendini buruşturmuş olduğun için orada yapılacak bir şey yok. Biz sadece hay Allah diye böyle hani uzaktan bir trajik olaya keşke bu bize programda olmasaydı gibi baktınız. Yapacak ama senin de taklitçi bir yapın var. Teknolojiye öyle. Merakın var. Hem teknolojiye merak hem taklitçi yapın ne oluyor? Yeri geliyor bir Kara Şimşek taklidi yapıyorsun. Yeri geliyor bir uzaylı taklidi yapıyorsun. Robot. Bu ve arada. Kara Şimşek olduğu dinleyicilerimiz tarafından senin olduğunu anlaşılmış ama robotta gerçek robot sanılmış o. Gerçek robot biraz da o yüzden konuşulmadı. O zaman o gerçekten yine hiç utanmama gerek yok. Mükemmel bir taklit yapmışım. Taklit yeteneğim bir kez daha tescillenmiş.
stüdyoya robot girdi diyenler mi var dinleyicilerimiz arasında? Stüdyolara evet, yani bu nasıl bir robot diye. Öyle bir dinleyicimiz varsa hakikaten bundan sonra işimiz çok rahat, her şeye inanıyorlarsa. Onları ben her sabah yaparım robot taklidi ben. Yani tam olarak öyle değil. Her sabah yaparım. Ege'cim kurban olayım, yalvarıyorum, 40 yaşında adamsın. Taklit istemiyor zaten dinleyicilerimiz. Robot istiyor anladığım kadarıyla. Gerçek robot istiyor. Gerçek robot. O yüzden yapmazsan çok seviniriz. Milli... Gerçek robota hasretlerse erken saatlerde sinemaya gitsinler. Star Wars'ta bol bol robot var. Hele bu saatlerde giderlerse neredeyse bedava. Bir kez daha müjdeleyelim onu. Ya bir şey soracağım. Dinleyicilerimiz de çok merak etmiş. Kaç para verdiniz Ege? Ben de merak ettim. Sen buradan çünkü evet, bir, çok soru o var. Kadar hızlı gittin ki. 35 lira bilet veren dinleyicimiz var. 35 lira bilet değil. Bir bilete 35 lira veren dinleyicimiz. Tamam işte onu kastettim. 2 bilet, gözlükler. Ne kadar? Ne gözlüğü be? Damacana ile mısır aldık. 3 boyutlu ya Fahir. 20 lira verdik. Şaka yapıyorsun. Evet. 2 kişi mi? 2 kişi toplamda. Siz korsan sinemaya falan mı gittiniz? Hayır nasıl canım, bildiğin şey? Lüks sinemaya gittik. Damacana ile verdiler mısırı bir de. Oralarımızı buralarımızı mısıra beledik. Gözlükleri bir... çifter çifter taktık. O kadar düşündüm. İmzalı bir kağıt falan mı götürdünüz? Düşündüm ben yani. Normal zamanda ucuza getirdiğim şeyi bu kadar da uzun anlatmam. Ya. Bizi de mahcup duruma düşürdün ama ya. Tek bilet fiyatına iki kişi gittik, mısıra belendik diyorum ben tek size. Tek bileti 35 lira diyor. Bizi de C.C. Abrams'ın gözünde şey böyle hakikaten gariban pozisyonuna düşürdüm. O da sabahlarda paradan kaçındı, vermedi diyecekler. Olsun canım, sabah yolunuz açık. Sabah seansına gitti diye. Yolunuz açık, önemli olan o. Yol durumları marşıyla devam edelim isterseniz. Yol durumları, yol durumları, gözler ileri başlar yukarı, modern sabahlar. Joy Türk'te modern sabahlar devam ediyor. Macera dolu bir cuma sabahı, haftanın son iş gününün sabahı büyük bir kesim için. Yarın çalışacaklardan özür diliyoruz çünkü buradan hafta sonunun devamını müjdeliyoruz. Hafta sonu geldi neyime diyenleri kalbini kırmak istemeyiz. Onların hafta sonu da ayrıdır canım. Onların da kalbi kırılmasın. Nasıl millet pazartesi günü işine gücüne bakıyor. Pazartesi günü tatil olan vardır. Onlara da biz hiç şey yapmıyorsak onların hafta sonu da o olsun. Huzur içinde, barış içerisinde devam edelim. Acaba pazartesinden tad alabiliyorlar mı onu da bilmiyoruz. Belki vardır, biz hiç hissetmediğimiz. Çok özenilecek bir şeymiş gibi göstermeyelim de bizim hiç anlamıyorlar demesinler. Bu arada Joy Türk'te Modern Sabahların ilk haftasının son programı. Daha doğrusu bu programda ilk haftamızı tamamlıyoruz. Evet hakikaten, ve ilk haftamızı büyük bir olay olmadan da tamamlıyoruz. Ne stüdyoyu yaktık, bir şey ne, şey yaptık, ne bir şeyleri devirdik. Bir şey nazar değmesin. Vallahi nazar değmesin. Şurada masaya vuracağım, kusura bakmasın. Yayıncılıkta Fahir ama masaya... yavaş vur Fahir. Yavaş vur ve masamız masiftir. O yüzden bunun nazarını da çok güzel alır. Bakalım zaten duyuluyor mu? Biraz sesini şey yapar mısın Ege? Masif masanın sesi bakayım. De hoş gelir. Bak, oh, bütün nazarı aldığını hissettim. Nasıl tok? Çok güzel oldu. Krujenit Twitter'dan demiş ki. Demiş ki ne? Modern Sabahlar dinleyicileri ucuzcu olan Ege'dir, zengin ve beyefendi olanlarsa Oktay ve Fahir'dir. Oradan ayırt edebilirsin. Daha ilk haftadan kendini belli ettin Ege. O kadar vallahi seni kendimi eritmeye belli çalıştım. Ettim ama 7 liralık biletle de sinemaya girdim. 5 liralık da mısır mı aldın? Yok, 6 liralık. Korkunç rakamlardan bahsediyoruz. Seni mesela. Çılgın. 6 liralık mısıra ne kadar veriyorlar Ege? Erken gidersen her şeyi veriyorlar. Gel sen tezgahın başında dur, sattığın senin olsun falan diyorlar. Nasıl, doydun mu sen? Çünkü biraz aç acına çıktın mısıra radyoda. Mısıra doydum ya gerçekten. Yağlı mı yedin yoksa tatlı mısır da yedin mi? Yağlı yedim. İyi yağlı yediysen. Vay, nasıl soru bu ya? Daha önce hayatında herhangi bir kişiye sordun mu bu soruyu? Mısır yağlı mısır... mı yedin yoksa yağlı mı yedin? Hayır canım, mısır. Yani devamı da yok. Yoksa ne? Yoksa yağsız var. Ne olacak? Yağlı mısır var. Yağsız mısır. Yağlı mısır, yağsız mısır diye bir ayrım yok sinemalarda. Ben bu sorunun altında hiçbir art niyet aramadığım için net bir şekilde yağlı yedim diye de cevap verdim. Değil mi? Yok, mısırı nasıl seversiniz efendim? Yağlı canım. Mı? Bu arada bir parmak yaladım ben mısır yedikten i̇şte, sonra. Yan koltuktan gelip beyefendi parmakları biraz da biz yalayabilir miyiz dediler. Çünkü çuvalla yediğimden sen yala bitmedi. Sinemaya gittiğinden emin misin? Tek anım ya? Bu. Sinemaya gittiğinden emin misin? Uzun yıllardır yaşadığım tek olay olduğundan yok. Uzun uzun anlatmak istiyorum. Bu adam biraz iştahlı ya. Böyle insanda bir imrendirme şeyi yaratıyor. İyi de nerede? Ne yese. Yani bu arada fark ettiyseniz film zevkini kaçırmamak için filmle ilgili hiçbir şey anlatmadım. Bir saattir parmaklarımı nasıl yaladığımı anlatıyorum. Bir ara Han Solo ekrandan çıkıp beyefendi parmakları biraz da bu tarafa uzatın zaten 3 boyutlu film diyecekti. Yani herkes bilete ne kadar verdiğini yazıyor. Uzay insanı 2 kişi sadece bilet 1900 ruble verdik demiş. 83 TL. Rusya'da giderse pahalı olur tabii. Nasıl bildin Fahir? Ha, çünkü tweet'i gördüm. Yo, ben de biliyorsun pariteyi anında çevirdim yani. Hakikaten nasıl çevirdin ya, hayret ettim ha. 83 TL'de yazmış doğru. Aslında onun başında biraz şey yapsaydım.
1900 ruble 83 lira falan olması lazım. Atlas'ın uçağı gelsin Türkiye'de erken bir saatte seyretsin, aynı fiyata gelir yani. Hem de akrabalarını falan görür. Onları da sinemaya götürür. Ve bir cebinde gene para kalır. Ve hayır duası da alır. Çünkü çılgın gibi düşün, kaç liraya 1900 ruble diyor ama 50-60 rubleye kadar bilet fiyatları var yani. Yalnız sinemaya da biletlerin ödemesini rubleyle yapınca bir Dostoyevski kahramanı falan oluyor insan. O gün evde hiçbir şey yoktu, postallarımı satıp hırkamı satıp birkaç rubleye sinema bileti aldım falan diyerek. O zaman Saint Petersburg'da yaşayan herkes Dostoyevski kahramanı gibi takılabilir diyorsun. Dostoyevski yani kahramanı olma şansını içlerinde barındırıyorlar. Hadi bakalım. Eğer ceplerinde belli bir miktar ruble varsa. Son rublelerimi de sinemaya harcamıştım. Acıklı bir Dostoyevski hikayesi. Ya çok ya teşekkür ederim. Yok canım, çok da güzel yazabilirsin yani. Mısır'a doyan, orada gidip açlığını bastıran. Çok güzel bir hikayesi var bunun. Neyi payı? Muhakkak vardı. Dur, çok güzel bir kitap. Şu anda şeyini düşünüyorum. Dostoyevski'nin mi? Dostoyevski'nin var canım kitapları. Aslında Molière olsa kahraman olarak burada hazırım. Cimri. O bariz canım, ona hiç kimsenin itirazı yok yani. Evet. Bu şimdi saati... şöyle bir güzelliğimiz de var JoyTürk'ten. Sanatçılara ödev verebiliyor muyuz? Biz mi, istiyorsan ver. Kime yani ödev demeyelim de çağrıda bulunabiliyor muyuz? Tabii bulunursun. O zaman Özge Fışkın'a buradan bağıra bağıra yalvaralım. Ajda Pekkan'ın Superstar albümündeki bütün şarkıları bir daha yorumlasın. Hakikaten hepsi bu kadar güzel olacaksa baştan sona dinlemek için yanıp tutuşuyoruz. Bağıralım mı peki şimdi biz, yoksa bağıralım. Onu sen yalvarıyoruz diye mi metafor, bağıracağız? Metafor olarak mı kullanalım? Yok yok, direkt yalvaralım ya. Bağıralım, bağırmayalım, yalvararak bağıralım. Özge Hanım yalvarıyoruz, bütün şarkıları bir elden geçirin. Şimdi sana doğruyla devam edeceğiz Joy Türk'te Modern Sabahlara. Modern Sabahlar. İyi kalpli insanlar, Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Macera dolu bir cuma sabahındayız. Espriler, şakalar, taklalar, folklor gösterileri hepsi arka arkaya geliyor. Sanatseverlerin buluştuğu platform Modern Sabahlar'da. Ve hepsi bir radyo programında. Buyurun Fahir Bey. Bir radyo programında bulabileceğiniz veya bulamayacağınız her şey demek istiyorum. Zubum, 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 zubum. Bu saat itibariyle nasıl bir dünyada yaşadığımızı anlamak için biraz gündeme bakacağız. Evet, biraz ne oluyor, ne bitiyor? Ne oluyor, ne bitiyor? Dünya kazan biz kepçe, biraz gezelim sizi Mısır'daki Kahire Müzesi'ne. Bunu söyleyemeyeceğim diye çok korktum. Söyle Kahire. Niye bana atıyorsun bu zorlu kelimeyi ya? Ya söyle, benden çıktı çünkü. Benden çıktı, sana geldi. Bir pası daha açtım. Söyler misin? Mısır'daki Kahire. Kahire. Bayağı çok güzel sıyrıldım ya. Mısır'daki Kahire. Kahire Müzesi. Kahire Müzesi. Sen de söyle Oktay. Kahire Müzesi. Kahire Müzesi. Kahire Müzesi. Dört kere üstünde. Mısır'daki Kahire Müzesi. Kahire Müzesi. Kahire Müzesi. Kahire Müzesi. Tamam. Oturdu. Bu mu yani konuşacağımız şey? Konuşacağımız konu bu. Dinleyicilerimiz de özellikle, ama direksiyon başındakiler söylemesinler. Niye? Evlerinde dinler. Yani çünkü ben söyledim söyleyemedim falan diye öndekiyle mesafeyi ayarlayamazlar. Takip mesafesi diyor. Yani 87-88. Neydi o? 88-89 Fahir. 87-88'i nereden çıkardın? 88-89 olduğuna inanıyorsun da 87-88 olduğuna inanmıyorum. Çünkü kuruş için kalbini 88-89'da biraz daha fazla zaman geçer Fahir. Bak, özür dilerim. 88-89-87-88. Yok. Tamam, neyse konuyu dağıtmayın. Çarptık şu anda. Öndeki şu anda çarptık. Garç diye affedersiniz şey yaptı. Ne araba olmuş bu söz konusu müzede? Söz konusu adı geçen, az önce geçen müzede 3300 yıllık Tutankamon'u hepimiz çok iyi biliyoruz. Biliyoruz, aha. Nereden biliyoruz? Ay çok bıktık Tutankamon'dan ya. Müzeden biliyoruz. Yeter artık Tutankamon yeter, diyorum. Yani iki güne bir Tutankamon yok, nasıl öldü, yok ne oldu, bıktık. Gerçi bilmiyorum, Firavun bir lanetini... Mona Lisa'nın gülümsemesi, bir de Tutankamon'un ölüm sebebi. Ölüm sebebi değil, laneti var canım. Ölüm sebebi olsa gene anlarım. Ölüm sebebi herhalde 3300 yıllık mumyaysa ne derler, yılların geçmesiyle herhalde zaten ölecekti yani. Neyse. Canlı olmasına imkan var mı? Nasıl öldü? 50 tane şey söylendi. Yok efendim, kafasına sinek, vurdular kafasına sinek diye. Sinek soktu, sinek şeyinden öldü. Ondan sonra sinek yok sokmasın... araba çarptı. Yok, kafasının arkasında bir şey oldu. Önce araba çarptı. Var öyle bir şey çıktı ya, hatırlamıyor musun? Trafik kazası. Atlı arabalar var ya. Atlı arabalar falan var. Evet doğru bak. Çünkü o zaman da biliyorsunuz yaya trafiği çok şey değil. Onun çarpması daha beterdir yani. Ulan koca Tutankamon olsun, nasıl araba çarparsın? Ne koçası, bacak kadar. Tamam yani bacak kadarsın. Gerçi bacak kadar demek bilmiyorum. Firavun'a yayınımızın döner ilk haftasının dolaşır son programında bir uğursuzluk getirir mi bilmiyorum ama bacak kadar boyu var Tutankamon'un. Tutankamon lanetiyle biten ilk radyo programı. Evet olacağız. Ya laneti olan adamdan böyle bahsedilmez. Kendisini şeyler içinde analım. Saygı ve sevgi, saygı içerisinde. Ve sevgi içinde. Bir kez daha özlemle keşke onu sadece edelim. Böyle bir şeye değil de mumyaya değil de pamuklara sarsalardı. Çok güzel. Lütfen
Tutankamon hakkında menfi herhangi bir kelime duymak istemiyorum. Şimdi ne yaptılar? Bunun bir altın bir maskesi vardı hepimizin gözlerinde canlansın. Tamam, biliyoruz. Altın bir maske böyle hani kafasında bir şeyler olur da yandan böyle. Kafasına takacaksın kafasına diye öyle gömmüşler. Hayır ya böyle şey var ya böyle bir ne derler ona altın şey. Ama hatırlarsınız. Fahir, bir de sakalı boş var. Ver ya altın diyorsun sakal diyorsun bir şey diyorsun ya. Ya bir şey diyeceğim sonuçta bitireyim cümlemi bitirmeme müsaade edin. Tamam buyurun. Sen onu alırken lak diye sakalından tutarsan altın maske ağır çeksen kafası ağır gelmiş Tutankamon'un lak diye sapı elinde kalmış. Sapı dediğim sakal. Kırmışlar. Kırmışlar. İşte en büyük lanet. Demek ki 3300 yıl önce değil bugün varmış. Bir de gidip ondan sonra da şeyle Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmışlar. Kimse görmeden yaparsak belki tutar diye. Mısır'daki müzede neler oluyor? Valla bir buçuk aydır uğraşıyorlar da adamlar neyse yaklaşmayacaksın toparladılar. Yaklaşmayacaksın abi bu Tutankamon'u programımızda yani konuşmamamız bile lazım yani. Üstüne titremen lazım. Sen niye sakalından tutuyorsun koca firavunu? Gel bakalım keçi diye mi tutmuşlar? Hiçbir insanı lütfen sakalından tutarak şey yapmıyor. Göstermiyor. Çekiştirmeyelim sakalından insanları. Sakalından tutarak müdahale gerçekten de riskli sonuçlar içerebilir. Modern Sabahlar Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz ve gündeme bakmaya devam ediyoruz. Neler oluyor, neler bitiyor? Neler oluyor, neler bitiyor? Çok önemli bir konuya değindin. Hepimizi helecanlandıran, adeta içimizi kıpır kıpır hatta güpür güpür bir perde gibi uçuşturan. Bu arada bunları duymak benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü programı uzun bir ara verdik. Son zamanlarda ben ne zaman ne oluyor ne bitiyor desem Allah cezanı versin diyordunuz bana. Evet. Şimdi ne heyecanlanıyorsunuz? Ya onun iki söylemene daha bakarak yok. Evet bir hafta zaten. Yani ilk haftanın günahı olmaz diye bir şey demiyoruz. İlk haftanın günahı olmaz. Evet, bu hafta... Önümüzdeki hafta eğer sen pazartesi günü neler oluyor neler bitiyor buyursunlar gibi bir laf edersen. Hazırı yersin. Hazırı yemekle de kalmazsın. Üstünde bir gerilim oldu. Üstünde yani baskı yaratmak istemiyorum ama şiddetli bir şekilde cezalandırılacaksın. Sizi araştırmalar diyarı dediğimiz zaman nereye götürüyorum? İngiltere. İngiltere. İngiliz'e götürüyoruz. Hepiniz aferin yani cevval çocuklarsınız. Biz de araştırmaya meraklıyız Fahir. Bu araştırmaya daha da meraklı olacaksınız. Zira araştırmamız biraz cinsellik barındırmakta. şöyle ki tabii yani. Nasıl bu, araştırıyorlar bunu? Bu dikizleyerek yapılan bir şey mi? Dikizleyerek değil ya. Burada gönül, daha doğrusu ne derler? Gönüllü esas. Gönül gözü mü? Gönül gözü değil. Gönüllü. Gönül gözüyle bakıyorlarmış. Yani dikizleme sayılır bence o. Gönül gözüyle bakıyorlar. Araştırmalarınızı gönül gözüyle yapınız efendim. İngiliz'de 128 çift üzerinde bunu cinselliği daha güzel söyleyelim. Yoğuşma üstüne bir araştırma yapıldı. 128 çift iki gruba ayrıldı. 64. Birbirleriyle mi araştırdılar? Hayır birbirleriyle değil. Daha... Şimdi senle araştırıyorsun. Ben seninle araştırıyorum. O da geliyor benle araştırıyor. Böylece bir çember kuruyoruz demişler. Yani şimdi çemberi kuruyorlar ama şöyle 128 çift dediğimiz Oktay kaç kişi? Çünkü sayısı 256. 256. 256 kişi. İki gruba ayrılırsa 64 çift bir yanda 64 çift bir yanda eder fark. Ayrılın arkadaşlar diye ayırdılar. Şimdi doğru hesapladın mı? Doğru. Doğru. Tamam. Şimdi bir gruptaki çiftlere normal ne kadar yoğuşuyorsunuz diyorlar haftada mesela bir rakam ver. Yani sen değil sen mesela araştırmaya katılın. Bir arkadaşının başına gelmiş. Der ki 55 der. Yok. Yalan mı doğru mu bunu nasıl şey yapıyor İngiliz bilim adamları? Çünkü orada yaptırır. Herkes atar bir şeyler orada. Hayır yap der. Yap dersen araştırma gelmeyelim. O zaman gönül yap ben de gönül gözüyle bakayım der. Ya bazen doktorlara gidiyorlar işte doktor diyor ki affedersiniz sigara kullanıyor musunuz veya tütün mamulleri kullanıyor musunuz kullanıyorum falan affedersiniz diyor. Niye diyor doktor orada pay? Affedersiniz çünkü başka diyor. Bir şey diyecekti en başta sonra tuttu kendini anladığım kadarıyla doktor. Küfür edecektim çok affedersiniz etmiyorum şu anda diyor doktor. Sen orada mesela bir rakam vereceksin. Evet. Orada güvene dayalı. Evet. Azaltmanı istediğini düşündüğü zaman ne rakam verirsin? Az bir rakam. Yüksek bir rakam. Azaltacak adam. Ha adam benim söylediğimden daha az diyecek. Yani seni azaltacağını biliyorsun. Ben bir paket dersem onu 3'e indirelim diyecek. Ha, sen ne diyorsun günde? 3 diyorsun. 5 paket diyorum ki. Oha diyor adam diyor yuh diyor. Bir pakete indirsek bir pakete, iyidir. Bir pakete indirsek iyidir. Ben yine anlamamışım. Tamam şimdi örnekle anladım. Örneklerle ben sizin zihninizde. Şu anda yaptığın o kadar tehlikeli ki adamı örnek vermeye teşvik ettin Oktay. Vallahi bravo. Ne var ya? Bundan sonra örneksiz herhangi bir şey anlatabilecek. Çok, bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Benim teşvike ihtiyacım var mı? Ben zaten doğuştan teşvikliyim. Biz teşvik ay niye böyle oldu birden? Stüdyoda gözler konuştu. Stüdyoda bakacak yer kalmadı. Tavanlar, yerler, duvarlar. Fahir dışında her şeye, her yere bakma imkanımız vallahi var. Resmen panoramik bir görsel.
Şimdi Fahir dışında her yere baktık, bir tek habere bakamadık. Bakacağım, bakamadık. Ya bir saniye lütfen. Hadi çabuk. Tamam. Çiftlere hadi. Sordular ne kadar yoğuşuyorsunuz. Zannediler birinci. Siz hangi gruptasınız? Efendim, A grubundayım. Bak siz, örnek vermeye başladı şu anda. Kendinden teşvik. Kaç kere yoğuşuyorsunuz haftada? Efendim duruma göre değil. Ya bir rakam vermek. Bir olur iki olur diyor adam. Rakam vermek gerekirse ikiye bölünebilen bir sayı verirsen çok sevinirim. 40. 2. Hayır mesela çünkü verilmez. 40 mı? 40 mesela. Tamam. Sen 40 dedin. Beyefendi diyorum 20 kere yoğuşacaksınız. Ha yarılıyorlar. Yarılayacağız. Mesela adam 3 dedi. Hayda. Bir tane yoğuşun bir tanesini hadi yani öyle. Yalapşap. Yalapşap bir şeyler. Diğer gruba da diyorlar ki siz hangi gruptasınız? B grubundayız. Herkes bağırıyor dipçik gibi. Siz kaç kere yoğuşuyorsunuz? 4 kere yoğuşuyoruz. 8 yapacağınız. 8 yapacağınız diyor. Bir grubu yarıya indiriyor, öbür grubu iki katına çıkarıyor. Bravo. Diğer gruptakiler bir cümleyle şu 5 dakikamızı geride bırakmış oldu. Diğer gruptakiler diyor ki o zaman biz de yapacağız diyor. Hayır diyor, yapmayacağın diyor. Yapmayacağın diyor. Parasıyla değil mi sonuçta yani? Fahir araştırmayı birebir yaşatıyorsun bize. Adeta. Şu anda o grupların içinde hissettim kendimi. Bir hafta boyunca serbest bırakıyorlar ve gözlemliyorlar. Tamam. Gözlemliyorlar dedi. Dikizliyorlar yani. Öyle dikizleme yok canım yani. Çarpı mı attırıyorlar? Çarpı attırıyorlar işte kart bastırıyorlar. Efendime söyleyeyim Excel tablosu dolduruyorlar falan. Siz kaç kart bastınız? Biz 5 kart bastık. 10 kart basacağız. Oktay'da küçük şişme emareleri kendini göstermeye başlıyor. Tamam, onu kayıt altına alıyorlar. Sonra da araştırmanın sonucunda geliyorlar, bir sohbet nasıldı, günün değerlendirmesi. Nasıldı mı? Haftanın değerlendirmesi. En çirkin soru sorulacak, en çirkin soru ya, nasıldı diye sormak. Yani nasıldı diye mi soruyor, kaçtı diye mi soruyor? Şimdi 12 hafta boyunca, sadece bir hafta boyunca değil, 12 hafta boyunca bu araştırmayı gerçekleştiriyorlar. 12 hafta mı? 12 hafta. 3 yazık ay. İki katına çıkaran gruba can mı dayanır ya? Aslında çiftler için de güzel. Çünkü bir araştırma uğruna yoğuşuyorlar. Tabi canım. Yani, yavrum gel bir araştırmaya katkıda bulunalım diyor. Tabi canım. İşte böyle. Çiftler sabit değil mi bu arada Fahir? Çiftler sabit. Yani yoğuşma müteharrik. Kendi aralarında böyle bir değişim falan. Değişme gibi yok, olmuyor yok. Değil mi? Öyle bir şey yok. Ona başka bir şey diyorlar. Çünkü o zaman bilim insanı olmaz bunu yapanlar. Deneyde bir şeyler değiştiği anda bütün araştırma çöker. Kontrollü deney olması için lütfen çiftlerinizi sabit tutun diye uyarı varmış. Katalizör sabit çünkü katalizör nedir? Katalizör kattın var bir de. Ben neden kattığını sormayayım çünkü bir örnek için vaktimiz yok. Neden katarım? Hızlandırayım diye katarım. Doğru. Katalizörün görevi hızlandırmak. Ama sonuca katalizör ne? Tamam katalizörü biliyoruz da Oktay, burada ne? Örnek yani? İçin resmen pas açıyorsun şu anda. Hayır anlamadım abi. Niye anlamıyorsun Oktay'cığım? Yani katalizör dediğim malzeme. Her şeyi anlamadım. Malzeme dedi katalizöre. Katalizör dediğim malzeme dedi. Duydun mu? Şimdi mı? Yemek malzemesi diye örnek verecek. Yani bir şey gibi. Film mi yani? Gibi dedi bak. Gibi. Örnek kapısı açıldı şu anda. Vallahi cehennemin kapıları açılıp oradan vallahi dökülecek. Ne sonuç çıkmış peki? Sonucu veriyorum. Şimdi bir de ne amaçlanıyor? Amaçlanan şey ne anlamadım ki? Yani sonuca bakacağız. Bir saniye bir sonuca. Tamam, hemen sen çok sabırsızsın. Hemen sonuca ulaşmak istiyorsun. Öyle değil. Bir 12 hafta yoğuştur adamları. Ha deyince olmuyor. Akademisyenler daha fazla yoğuşan çiftlerin arzusu ve aldıkları zevkte herhangi bir düşüş görülmediğini. Ama çiftlerin mutluluğunda düşüş gözlemlendiğini belirttiler. Arttıkça azalan şey mutlulukmuştu. Yani mutlu değil. Yani şeyden işte haz alıyor. Yani musunuz? Bir rakamı dolduruyoruz ama tad alamıyoruz. Alamıyoruz diyor. Daha fazla yoğuşan çiftler bunu doğal olarak değil de bir araştırma için yapmalarından ötürü mutluluklarında bir düşüş var. Hani yoksa sen beni bıraksan, bunu bir amaç uğruna yapmasan benim mutluluğum zirve tavan. Diğer gruba gelelim. Sıklığın yani yoğuşma sıklığının azalması faydalı ama sonuçta burada bir rakam vermemiz gerekiyor demişler en sonunda. Yani hangisi iyi hangisi kötü ne kadar, bunun bir artık şeyinin olması lazım, bir belirlenmesi. Millet de şaşkın şaşkın birbirine bakmasın. Vallahi tatlım fazla mı oluyor az mı oluyor yani, değil mi? Fazla olur mahcup olursun, az olur mağdur olursun. Doğru, ikisi de olmasın. Bana şöyle boşu boşuna da olmasın. Rakam sorun bir sorun. Son, kaçmıştı. Ne olmuş peki? Haftada 2 diyor. Akademisyen artık bunu koymuş araştırma belgesiyle 2. Ne eksik? İfrada girer tad alaman diyor İngiliz az adam. Olursa o zaman da kifayetsiz kalır. Yetersiz. İmkanını değerlendirmemiş oluyorsun. Hakkını peki saklayabiliyor musun? Mesela bakayım. Bu haftada 2 hakkımız vardı. Bir bu hafta kullanmadım. Ha diyorsun ki mesela önümüzdeki hafta becaiş gibi bir şey. Bir tanesini askıya alıyorsun. Haftada bir yoğuşma askıda. Geçen hafta bir askıdığımız vardı. Bu hafta üçleyelim diye konuşuyorsun. Şey veya çiftler birbirine haklarını devredebiliyor. Sen şey gibi diyorsun. Mesela geçen seneden izin hakkın var senin 7 gün. Evet onu onları biriktirdim. Bu hafta gözümüzü açmayacağız. Ve köprü tatili yapabilme şansına yani uzun uza diye bunu yapma şansınız elbette ki yok. Bana biraz saçma geldi.
onu zamanında değerlendirmedikten sonra hop bütün esprisi gidiyor. Sistem tamamen her şey yerinde ve zamanında. Modern Sabahlar Joy Türk'te devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim sevgili sanatseverler. 8.52 oldu saatimiz ve bir saatin daha sonuna tatlı tatlı ilerleme halindeyiz. Buyursunlar efendim, ne oluyor ne bitiyor? İşte burada hiç kullanmaman gereken bir şeyi kullandın. Buyursunlar da... dedim ve nefret dolu bakışların bir ana fışt fışt diye bana döndüğünü hissettim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek ya. Yani insan bazen nefreti de görsün ki yüzünüzde o şefkat ifadesini görünce kıymetini bileyim. Yani içinizde nefret mi var, cesaret mi var, korku mu var? Bunların hepsini dinleyicilerimizin huzurunda önümüzdeki saatte ben derinlerden bulup çıkaracağım. Önümüzdeki saatte dinleyicilerimizle sıkı iletişim halinde olacağız. O yüzden isterseniz Twitter adresimizi şimdiden hatırlatalım dinleyicilerimize. Tamam. @modernsabahlardan bize ulaşabilirler Twitter üstünden. Tamam, peki hazır mısınız benim yapacağım testlere? Testler mi yapacaksın bize? İşte dedim ya, derinlerde ne varsa bugüne kadar hiç konuşmadığımız şey. Biz ne zamandır tanışıyoruz? Çok kaç korkunç sene, bir şey ama ilk haftadan ne mal olduğumuz ortaya çıkacak. Vallahi çok biz birbirimizi tanıyalım önemli değil de dinleyiciler bizi tanımış olacak. Ben ondan korkuyorum. Belki de tanımıyoruzdur birbirimize. Ege. Seni tanımaya başladılar zaten Ege. Hadi canım. Tabii. Hadi ben canım sinemaya ucuz seanslarda gitmeye çalışan bir adam olarak hepsinin gönüllerinde bir yer buldum kendimi anladığım kadarıyla. Neyse sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar ilerleyen dakikalarda olaylara gebe anladığımız kadarıyla birbirimizden nefret mi edeceğiz, birbirimize daha sıkı mı bağlanacağız, hepsini göreceğiz. Ama onun için biraz zamanın geçmesi ve testteki sorulara açık yüreklilikle cevap verilmesi gerekiyor. Sevilmek için yalan cevap vermeye hazır mısınız? Ben zaten soruları soran kişiyim, o yüzden siz bu soruya cevap verin. Benim tüm yalanlarım sen hazır. Sincap gibi aradan sıyrıldım. Vallahi bravo Oktay. Modern Sabahlar JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Heyecan içinde birbirimizi tanıyacağımız, sizin de bizi daha iyi tanımanızı sağlayacak bir teste geçiyoruz. Oktay Demirci, sorular sizde, buyursunlar efendim. Test Dünyası. Oktay Demirci ile Galakter Analizi. Test Dünyası. Hangi karakterdesiniz? Karakterimiz budur efendim. Karakterimiz, misyonumuz. Karakterimiz ve biz. Çok karaktersizmiş. Test Dünyası. Merhaba. Modern Sabahlar'da Test Dünyası'nda bu hafta yine iki konuğum var sevgili dinleyiciler. Merhaba. Ege Kayacan ve Fahir Önç, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Kolay gelsin, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Başlamışsınız Test Dünyası'yla. Teşekkür ederim. Oktay Bey, biz sizi daha önce Fahir ve Ege Bey ile beraber yaptığınız üçlü bir programla tanıyoruz Modern Sabahlar'da. Evet. Evet. Bu Test Dünyası sizin bağımsız bir şahsi şovunuz mu? Evet, bir bağımsız bir program. Umarız uzun soluklu olur. Çok teşekkür ederim. İlk programda kırmadınız, katıldınız programıma. Davetimi kırmadınız. İsterseniz uzayan kol bizden olsun diyerek koşa koşa geldik. Bundan sonra her Aralık ayında JoyTürk'te Modern Sabahlar'da Test Dünyası olacak. Aralık ayın, bugün ayın kaba bir hesapla 18 olduğunu düşünürsek 18 doğru. Aralıklarda karşınızda olacağım. Hemen dilerseniz yaklaşık 20 senedir birbirimizi tanıyoruz ama acaba tanıyor muyuz diyerek. Hı-hı. Gerçek anlamda evet. Hemen sorularımıza başlıyoruz ve bu testin sonunda sizin karakterinizdeki en ana çizgiler ortaya çıkacak, ortaya koyacağım. Oktay Bey, ben karakterimden örnek vermek gibi vermeyiniz. Olmasın. Vermek gibi olmasın. Fahir Bey, bu programımızda örnek vermek formata aykırı. Yok, örnek vermiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Böyle bir fırsatı bize tanıdığınız için, en azından yıllardır birbirimizi tanıdığımızı zannettiğimiz insanların gerçekten ne mal olduklarını anlayabilmemiz için bize böylesine güzel bütün imkanlarınızı açtığınız JoyTürk ailesiyle beraber size minnettarız. Burada da benim minnettar kişiliğimi. Oktay Bey, zaman sıkıntımız var mı? Hem zaman sıkıntımız var, hem de Fahir Bey, bu söyleyeceğiniz şeyler sonucu değiştirecek şeyler değil. Lütfen bana bunlarla gelmeyin. Estağfurullah. Nakit sıkıntınız olursa da o konuda da ben de yardımcı olacağımı belirtiyorum. O biraz sonucu değiştirebilir. Hemen soruyorum. Önce Ege, sana soruyorum. Teşekkür ederim. Seni iyi bir arkadaş yapan şey nedir? Öncelikle beni iyi bir arkadaş yapan şey zaman mevhumuna olan saygımdır. Mesela 3'te buluşacaksak ben oraya en geç 3.30'da 4'te giderim. Peki, çok yani iyi benimle anladım. Birlikte olan adam zamanını da en güzel şekilde değerlendirmiş olur. Çok iyi anladım. Fahir Bey, aynı soruyu size yöneltiyorum. Tekrar alabilir miyiz soruyu? Soruyu tekrar alabilir miyim hocam? Herhalde farklı bir cevap gelecek kesin.
Çünkü tekrar ediyoruz. Seni Fahir'i iyi. Ben bu arada ya, hocam bir saniye. Birbirimizi tanıyor muyuz diye de burada şey yapabilir miyiz? Evet. Fahir'i iyi bir arkadaş yapan şey de her şeyi örnekle anlatmasıdır bana göre. Seni iyi bir arkadaş yapan şey nedir Fahir? Sence tabii. Bence beni iyi yapan, iyi bir arkadaş yapan şey... Sır tutman mesela? Yok, hayır değil. Sır tutmazsın. Sadakat? Sadakat. Yani, arkadaşlar sadakat. Korumacılık? Korumacılık değil. Ben kendim çabuk, ifade edebilir miyim? Hemen söyleyin diye. Ama böyle şey yaparsanız baskı yaratıyorsunuz ve baskıya karşı biliyorsunuz. Programımızın formatı gereği baskı yaratmak programı sunucu tarafından uygundur. Buyurun. Ben arkadaşlarımın her türlü ihtiyaçlarında gerek nakdi gerek aynı ihtiyaçlarında yanlarında olmak suretiyle onlara en güzel desteği vereceğimi düşünen biridirim. Doğru, bizim mesela çocuğumuz olduğundan bütün eğitim masraflarını karşılayacağını veya taahhüt etmişti. Teşekkür ederim. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Buyurun. Bu kez format gereği Fahir sana soruyorum. Teşekkür ediyorum. Ay çok heyecanlı. Arkadaşlarında en çok hangisini önemsersin? Af buyur. Birkaç seçenek vereceğim sana. Hayır. Seçenekli olursa. İçtenlik, zenginlik, cesaret, kibarlık, mizah anlayışı. Dört tane şey var. Arkadaşlarımda en çok mizah anlayışı mı? Bunların doğru cevapları yok Fahir Bey. Evet. Ege Bey, size soruyorum aynısını. Ben de para yalnız durumunu. Yalnız sizin cevaplarınıza seçenek yok. Yani ben seçeneksiz söylüyorum. Seçeneksiz para durumu. Fayda. Özellikle zengin arkadaşlarla bir arada olmayı tercih ederim. Ben de bir cevap verebilir miyim? Değiştiriyorum. Değiştirme hakkınız formatımız hadi gereği ya. Maalesef yok. Win-win diyecektim değiştirme hakkım olsaydı. Onu isterseniz şerh koyun. Onu mesela ben hep zenginlerle programda. Arkadaş olmak için yat kulüplerine falan gidiyorum. Daha kapıdan girmişliğim yok. Almıyorlar değil mi? Çünkü almıyorlar. Yat kulübü, biliyorlar çünkü. Yat kulübüne girmeden önce golf kulübüne girmen lazım. Sen golfe gitmeden direkt sen yata girersen doğru. Almazlar seni tabii. Golf bu kadar sıkıcı bir şey olmasa demek ki etrafım zengin adamlarla da olacaktı. E tabii önce golfçüyüm sonra yatçıyım. Ama demiş. Sen önce yatçıyım sonra golfçüyüm dersen maalesef. Ege Bey, size soruyorum. Teşekkür ederim. Aşağıdaki iki tavsiyeden hangisi sizin için daha önemli? A. Korkman gereken tek şey korkunun kendisi. B. Güç seninle olsun. İyilik yap, iyilik bul. Kim kazanmış kötülükten? Hangisi? İyilik yap, iyilik bul bence güzel tavsiyelerden bir tanesi. Hem de şarkısı var. Hocam ben de cevap... Nedir şarkısı? İyilik yap, iyilik bul. Kim kazanmış kötülükten? Kötünün başına gelmedik olmaz. Es kimsenin ettiği kimseye kalmaz. Sevgili dinleyiciler, fark etmişsinizdir. Test dünyası ara sıra şarkılarla da sizi şenlendiriyor. İlk programınızda elimizden geldiğince şovu biraz arttırmaya çalıştık Oktay. Fahir Bey, size de soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdakini istemiyorum. Yalandan korkmam, yılandan korktuğum kadar diyorum. Hatta daha yöresel söyleyeyim. Yalandan korkmam, ilandan korktuğum kadar. Yani o zaman güzellik bakanın gözündedir seçeneğini işaretliyorum. O ne be, atasözü gibi güzellik bakanın gözündedir. Bir adama bakarım güzel mi o diye. O zaman şeyi mi seçeyim senin için? Herkesi sev, az kişiye güven, hiç kimseye yanlış yapma. Çünkü yalan ilan şeyine biraz daha benziyor. Tavsiye bombardımanı gibi bir şey bu da ya. Tamam, onu seçtim senin için. Hayatında olmasını engellemeye çalıştığın şey hangisi Fahir? Kredi taksidi. Aynı cevabı versek aynı adam mı çıkacağız Fahir'le? Yok hayır. Bir sürü canım, farklı sorular. Orada senin galaklerinde bir sapma olur o kadar. O zaman ben şunu söylüyorum. Kredi kartı minimum ödemesi cevabını şöyle veriyorum. Sorayım o zaman ben. Yanlış sordum belki de. Hayatta dayanamadığım şey nokta noktadır. Mesela bak, yalancılık mı? Direksiyonda aşırı hareketler mi? Yani mesela sen direksiyonda değilsin de yan koltukta otururken. Yandaki onlar mı? Şey yapıyor. Yoksa bencillik mi? Hı-hı. Yoksa işte yalancılık demiş miydim? Yalnızlık mı? Mesela bunlardan hangisi? Ben i̇şte açık şey. Cevap vermek istiyorum. Buyurun. Sırasını kaptım Fahir'in, özür dilerim ama bıçaklanma. O zaman... Hiç gelemediğim şeylerden bir tanesi de bıçaklanma. İnsanların beni bıçaklamasından nefret ediyorum. İllet oluyorum ya, bıçak çekip takarama diyen adam. Ya bu, ben burada Ege'yi tanı... Oktay Bey, müsaadenizle programınızı terk eden ilk konuk olmak format istiyorum. Format gereği esprileri açık böyle. Hissizlik diyorum o zaman ben. Çünkü bıçaklandıktan sonra bir hissizlik de gelir. Ama bu tabii duygusal doğru. Anlamda bıçaklanmaktan da bahsediyor. Çünkü i̇şte Ege ne zaman kalkanlarını indirse, çünkü kalkanlar her tarafında, gerek sırtında gerek ön nahiyesinde. Birisini gördün, güvendin. Güvendin, kalkanlarını indirdiğin anda bıçaklandığın zaman... gerek sırtından gerek ön yüzeyinden ben de bilirim. Ege Bey'in daha doğrusu cevabı... seveceğin birisi karşına çıktı. Aha, ben bu benim kalkanlarımı indirir diyorsun ama onun tam tersine kalkanlarını indireceğine sırtından bıçaklıyor seni. Ege Bey'in verdiği cevabı uzun uzun açıkladığınız için teşekkür ederim Fahir Bey. Sizin hangisi peki? 40. 40 mı?
40 diye bir cevabımız maalesef. Ama Oktay Bey, siz sürekli bizi seçeneklere yol şey yapıyorsunuz. O zaman tembellik şöyle diyorum o zaman, bu verdiğiniz cevaptan. Aha, yorum yapıyorum. 7 büyük günah tembellik. A tembellik, obezite mi? Can sıkıntısı değil mi ya? Sen... Obezite de var mı? Obezite de var. Yok pardon, oburluk da obezite veya 40. Tamam, o zaman obezite diyorum sana. Fahir, sana soruyorum. Sor canım. Verdiğin bir sözü tutmadığın oldu mu? Have you ever sorusu mu? Yes once, no I have never. Fahir Bey'le İngilizce kursları. Programın içine köşe mi koydunuz Oktay Bey? Yo, şey aldı, reklam aldı. Reklam aldı. Sanki abi reklamlar yetmiyor gibi Oktay, sen de yani. Zubum 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 kudüs. Evet buyurun. Siz buyurun Oktay Bey, biz konuk söyledim olarak işte, geldim. Verdiğin bir sözü tutmadın oldu mu dedim. Evet diyorum o zaman sana. Once dedim ya, bir kere. Tamam, yani peki. Şu Ege, yaşıma sen geldim sadece bir kere. Bak, ben şey gibi cevaplar, verdiğim sözleri tutmadığım oldu ama hep esprili bir şekilde o konuyu unutturdum. Yani kimse şu anda verdiğim sözü tutmadığımın farkında değil. Tutmak için elimden geleni yaptım ama espriyle kotardım değil mi? Çok elimden geleni yani de yapmadım. Hiçbir şey yapmadığı gibi bilakis ben yapacağı varsa o da yapmaz. Konuşarak hallederim diye. Peki. Sevimliliğime güvendim. Peki tekrar Fahir Bey, size sormak istiyorum. Bu arada sevimli olduğuma inandığımı herkese de taahhüt etmiş oldum. Ve veya taahhüt eder. Az önce obezite dediniz. Evet. Şişmanlık yani. Oburluk dedim. Obezite oburluk değil. Dediniz. O obezite zaman değil. Biraz onu daha yanlış düzeltiyorum. Oburlukmuştu. Biraz da pişmanlıklardan bahsedelim. Ne dersiniz? Evet. Ne çıktı? Öğrenebileceğiz mi? Herhalde öğreneceğiz. Benim en büyük pişmanlığımı söyleyebilir miyim? Pişmanlık? Mi? Bir dakika, soruyu sormadım ki daha. Pişmanlık bütün kötülüklerin anasıdır, o mu? Sence pişmanlık hayatın doğal bir parçası mıdır Fahir? Evet, hayır. Pişman olacağım. Hiçbir şey yapmadım doğrusu. Hmm. Doğrusunu ben ekledim. Pişman, herhalde pişman olacağım. Hiçbir şey yapmamaya gayret ederim. Yaparsam pişman olurum. Ege, sen bunu cevap olarak kabul edecek misiniz? Ettim ben artık, yani örneğe girmesin diye. Sen Ege, pişmanlığı biz kendimiz yaratırız falan da diyebilirsin bak. Pişman olmak benim karakterimin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Hayatım boyunca ben pişman dolaştım ya. Attığım her adım bir önceki adımın pişmanlığıyla beraber geldi. Bana. Hocam, ben değiştirebilir miyim? Pişmanlık paylaşılmaz diye çok hoş. Cevabından pişman oldu işte bak. Yani evet, en basitinden. O zaman şöyle yapalım. Cevapları bir değiştirmek için bir süre mi? Ek süre talebiniz mi var? Olur mu? Doğru. Yani bitmedi testimiz. Daha bir birazdan kimin ne olduğu ortaya çıkacak. Tabii, birkaç soru daha soracağız. O zaman göbeciklerimizi atalım. Hadi bakalım, buyurun. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci ile Test Dünyası programına devam ediyoruz biz de. Hazır mısınız Oktay Bey? Programımızın şimdi introsu girecek çünkü. Testimizin sonucunda ne çıkacak acaba? Galakter analizi. Test Dünyası. Galakterimiz ve biz. Çok galaktersizmiş. Bu anda kendimi yeniden tanıma fırsatı verdiği için Oktay Bey'e teşekkür ediyorum. Test Dünyası. Merhaba sevgili dinleyiciler, yeniden birlikteyiz. Konuklarım Fahir Öğünç ve Ege Kayacan yine stüdyomda. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederiz. Gerçi bir yere gitmediniz ama sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve sonucunda sizin karakterleriniz tek kelimeyle ortaya çıkacak. Hazır mısınız? Sonuca yaklaştık mı? Yaklaştık. Oktay sokakta Bey, yani kayıp bir eşya bulduğunuzda ilk ne yaparsınız Ege Bey? Etrafa bakarım. Ne bulduğumuza göre değişir. Mesela bir miktar nakit para bulduysam paranın miktarına göre de değişir. Mesela bir 10'luk 20'lik bulursam mesela onu şey yapabilirim. Ha, alayım ben bunu birisine veririm diye düşünebilirim. Ama yani meblağ yanında biraz ben varsam kime vereceğini de az çok belli herhalde. Canım, bunu sana niye direkt vereyim, 10 lira 20 lira bulmuşum zaten. Aramızda durumu olmayan kim var? Aramızda durumu olmayan Ege Kayacan. Veririm, gidersin bir sabah seansında film seyredersin Ege. En doğru, kötü hakikaten. Nefsini körelt. Yalnız programımızın formatı gereği birbirinize böyle şeyler veremiyorsunuz yayında. Ne veremiyoruz? Yani böyle sözler veremiyoruz. Ha, bu şekilde yapamıyoruz. Sokakta lütfen ne bulursak ne yaparız? Bir daha alalım. Ben aldım cevapları, yorumlarınızdan aldım. Teşekkürler. İkiniz de çok güzel insanlarsınız. Resmen havadan nem kapıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Şimdi yani karakterlerimizi adeta emizlediniz. En önemli sorulardan birini soracağım. Size ilham veren, hayatta ilham veren kişi kimdir? Fahir Bey, önce size soruyorum. İsterseniz seçenek de verebilirim. Ünlülerden olması, yani amcam falan demeyin lütfen. Ha, ünlülerden olmasını istiyorum. Mesela Einstein olabilir. Yok, geçiniz. Gandhi olabilir. Einstein, Steve Jobs olabilir. Rahibe Teresa. Aa, cevap veriyorum. Rahibe Teresa. Aziz Sancar. Aziz çünkü çok yakın zamanda hem Nobel ödülü aldı hem de sıcak paraya Nobel'le beraber parayı hemen verdiler değil mi? Bilmiyorum, bir soralım istersen. Yayından sonra ben ararım, nakit olarak yattı mı yatmadı mı diye. Hem de
Geçtiğimiz salı günü Türkiye'deydi. Nobel ödülünü getirdi. Cumhurbaşkanı ile buluştu. Bu aralar Türkiye'dedir. Para da Türkiye'de. Şimdi rahibe Teresa'dan sen 3 kuruş faydalanabilir misin? Hayır canım, kendisi şu anda zaten hayatta olmadığı için 3 kuruş faydalanmak gibi bir şeyim yok. Ben insanları fayda esasına göre değerlendirmiyorum. Ben de Nobel ödülüne göre değerlendiriyorum. Bir de bir şey soracağım. Rahibe Teresa. Ben de barış ödülüne göre değerlendiriyorum Ege. Nobel barış ödülünün parası var mı? Tabii canım, olmaz mı? Nobel barış hem ödülünün... dünyaya barış getirdim hem de parayı cımbızladım mı oluyor o zaman? Nobel barış ödülünün tek esprisi diğer Nobel ödüllerinden farklı olması başka bir yerde veriliyor. Ha. Norveç'te veriliyor. Ama Oktay Bey, nasıl bıçakla da taşlık olmazsa affedersiniz şeyle de parayla da barış, Nobelcilik olmaz yani. Ben Fahir Bey'e bir şey sormak istiyorum. Rahibe Teresa dediniz. Bugüne kadar hangi daha konuda dediniz mi? İlham aldınız Rahibe Teresa'dan? Onu biraz ayrıntılandırır mısınız? Rahibelik konusunda ilham aldım. Bir tane kostüm partisine katılırken rahibe kıyafeti giymem gerekiyordu. Nedense öyle bir gereklilik olmamasına rağmen içimdeki rahibe uyandı ve benim öyle bir yapım vardır. Herkes, her erkek içinde bir genç kız, bir yaşlı kadın, bir geisha yeri geldiğinde barındırır. Benim içimde de bir rahibe vardı. Teşekkür Onu ortaya ederim. Çıkardığı için Rahibe Teresa'ya minnettarım. Şu anda Bey, ben bu sorudan puan mı aldım? Puan aldınız. Puan veya puanlar. Puan ve veya puanlar almayı taahhüt ediyoruz. Peki Ege Bey, size sorunuzu, sıradaki sorunuzu soruyorum. Buyurun. Bir insanı kültürlü yapan şey sizce nedir? Cebindeki parasıdır. Ege Bey, dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz, yemin ediyorum sizin bu para gözlülüğünüz beni hakikaten tiz. Belki özel üniversiteye gitmek istiyorum ben. Evet, o özel üniversiteye olsun, her şey parayla değil, orada da bir emek istermişti. Peki, doğru. Fahir sen? Kültür için en gerekli olan şey okuma mı? Mesela golf kültürü. Vallahi benim. Bravo. Golf kültürüm sıfır. Golf neden? Kültürü sıfır, ne ya? Golf kulüplerine alınmıyorum çünkü. Yat kültürü desen gittim sıfır. Hiç golf kulübüne de alınmıyorum diyorsun. Aman almazlar bunu. Az çok belli ya, kapıdan nasıl bir muamele. Sen bir golf beyefendi üye misiniz? Hayır, o değil. Bir golf sopasının kaç para olduğunu biliyor musun? Ama yine 300, para konusuna getirdi şu adam zaten paradan. Kaç kere filme gidersin o parayla? Bütün hayatın boyunca gideceğin filmleri bir sopaya vereceksin. Golf kulübüne girmek için biliyorsunuz bir şey var. Kıyafet zorunlu. Beyaz pantolon olması gerekiyor diye. Golf pantolonu mu yoksa normal? Normal. Beyaz pantolonla girebilir miyiz? Normal kulüpten girerken merhaba diye mesela ilk o beyaz pantolonun var. Beyaz pantolonun var mı? O senin sapsarı bilmem ortaokulda rontta mı almıştınız, neydi aldığınız? Doğru. Ront mu? Ne bileyim, adamın eski geçmişini bilmiyorum ki, ortaokul zamanlarını. Ront rontların prensi diye geçerim ben zaten. Sen bütün rontlarda rolüm vardı benim. Sen para dedin yine. Fahir sen ne diyorsun? Bir insanı kültürlü yapar. Çünkü kitap falan dedim. Bir heveslendim ben, kitap öyle mi? Kitap değil, okumamıştı mı i̇şte derken gezmeymişti mi? Gezme mi diyorsun? Gezme diyorum. Tamam. Çok gezmek diyorum o zaman sana. Neden yabancısı olduğun yerlere seyahat edersin? Zenginlerle tanışmak için. Golf kulüpleri, yat kulüpleri. Fahir sen? İş veya eğitim için, farklı kültürleri tanımak için. Cevap veriyor mu? Keyifli ben, vakit. Hayır. Keyif ötesi vakit geçirmek için. Keyif değil. Vize mi? Mesela şimdi çok şükür Schengen'im var. Vize mi? Ya ben çünkü eğer gittiğim... istersen dil öğrenmekte. Çünkü Türkçe'yi de biraz kırık konuşuyorsun. Daha doğrusu güzel konuşuyorsun ama söyleneni anlamıyorsun. Çünkü neden sorusuna vize diye cevap verdin. Neden seyahat edersin sorusuna vize dedin. Peki. Evet, sonuçlar çıktı. Aha, ne çabuk. Hah, yemin ediyorum hiçbir masraftan kaçınmamışsın Oktay. Bu kadar çabuk. Ben haftaya falan diye düşünüyordum. Ne? Joy Türkiye geçtikten sonra durumunuz düzeldi galiba. Sonuçlar hızlı gelmeye başladı. Madem öyle. Hızlı gelmiyor. Öyle diyoruz. Kim ister ilk başta cevabı? İkiniz için farklı farklı şeyler çıktı. Ben ilklerin... sonuç analizi. Ege Bey, köşenizi çok güzel girdiniz. Teşekkür ediyorum önce. Fahir Öncün ilk başta en baskın özelliğinin tek kelimeyle ifade edecek olursak. Baskın galeklerim mi? Hassasiyet. 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 Hassasiyet çıktı. Sevgi ve şefkat dolu bir kalbin var Fahir. Ay, şüphesiz bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hatta o kadar fazla ki taşıyor. Bazen paçalarımdan hassasiyet akıyor. Kaşıkla sıyırıp yemin ediyorum üstüme tekrar. Yemeğin sosunu tekrar dökersin ya mesela. Biz ona şey deriz. Şöyle demiş. Çok güzel bir hassasiyet gösterdiniz Fahir. Empati yeteneğiniz çok yüksek olmasına rağmen çok örnek vererek konuşuyorsunuz. Bu sizi şöyle söyleyeyim, başkalarının oldu gözünde olduğunuzdan daha değersiz gösteriyor. Hayır, o öyle değil. Empatiyi öyle zaten Türkiye'ye benim babam getirdi. Türkiye'nin ilk empatistlerindendir.
Onun gelişiyle beraber zaten babadan oğlu, o da bana ne verdi? El verdi. El verdi. Ege Kayacan'ın sonucu zarf içinde geldi niyeyse. Niye ona bir ayrımcılık kayyumculuk yapıyor? Ne bileyim yapmıyor? Abi ona zarf geldi. Gizli galiba. Açıyorum zarfı. Herhalde herkes ikna olmuştur. Zarf paramparça geliyor. Yapmasan da Oktay, zarfı böyle güzelce açsan mesela bir gün bir dinleyicimiz arar, o zarfı hediye edebiliriz yani. Sosyallik çıktı gelin. Nasıl o kadar para dedi, bilmem ne dedi. Sosyallik nasıl? Parasıyla yani satın zengin aldı. İnsanlarla sosyal ortamlarda buluşacağım anladığım kadarıyla. Herhalde. Duygularını ve düşüncelerini saklayamadığın gibi genelde pozitif olan çevrendeki insanların da sana karşı dürüst. Bu mu pozitif? Ve içten olmasını sağlıyor. İçten dediği içten pazarlıklı. Bakayım. Bunu 3.5'a indirebilir miyiz ya? Karşımdaki adama baktığımda öyle hemen bir pazarlığa girişirim. Yeni insanlar tanımak istiyorsun. Sosyal çevreni genişletmek en sevdiğin şeylerden biri. Bir tanesi. Ne güzel ya. Parası olmadı. Sizin yat kaç metreydi hocam? Yat o metreyle sorulmaz. Fit hesabı yapacaksın. Biraz şey düşün. Büyük düşün. O kadar yabancısın ki o adamların. Nasıl ya? Yatın metresini sorulmaz mı? Metresiyle sorulmaz. Fit kaç? Efendim 37 fit. Bir efendim benim 56 fit. Kabin sayısını sorabilirsin. Benim de bildiğim o. Değil mi Fahir? Kabin sayısı veya? Kabin sayıları. Evet, bir köşemizin daha doğrusu test dünyasının sonuna daha geldik sevgili dinleyiciler. Peki Oktay Bey. Harika bir program olmuş bu ya. Mükemmel bir program. Teşekkür ederim, sağ olun. Programın sonunda bir küçük soruyla. 4 senedir bu program için çalışıyorum ben. Şu durumda yani karakterlerimiz ortaya çıktığına göre bir tercihte bulunacak olursanız Ege Bey'in galeklerini mi alırdınız? Yani onu mu tercih ederdiniz yoksa benim galeklerimi mi? Ben ikisinden de vazgeçemeyeceğim için zaten ikinizle beraber bir program yapıyorum. Çok teşekkürler ama bu testin sonucuna göre ben seni çok tercih etmem Oktay. Niye? Çok ortadan zengin çünkü. Zengin adamlarla ortama girmeye çalışıyorum. Ne yapayım ben seni? En güzel ama benim hassasiyetim. Sen gireceksin, ben de gireceğim işte abi. Öyle olacak. Modern Sabahlar. Macera dolu cuma sabahında Modern Sabahların sonuna geliyoruz sevgili sanatseverler. Joy Türk'teki ilk haftamızı da yavaş yavaş tamamlıyoruz. Sizlerle tanıştığımız bir haftaydı. Bazı dinleyicilerimiz bizi daha önceden de tanıyorlardı ama yeni tanıştığımız dinleyiciler hafta sonu bizi onlarsız ne yapacağız diyorlardır. Umarız. Belki de demiyorlardır. Belki. O sorunun cevabı da Modern Sabahların podcast'inin Karnaval.com'dan indirilmesi. Evet. Hafta boyunca yaptığımız bütün numaraları orada bir kez daha bulma şansınız var. İndirirsiniz, istediğiniz zaman dinlersiniz. Karnaval.com'un podcast sayfasından programlara neler yapmış, neler etmiş bu adamlar diye soracak olan dinleyicilerimiz oradan da ulaşabilir. Çok özlersiniz, indirirsiniz, dinlersiniz Karnaval.com'da. Hiç özlemezsiniz, Karnaval.com'da size sunulacak daha renkli şeyler de var. Hiç özlemezseniz indirirsiniz, dinlemezsiniz. Yani o da olabilir. Bir ücret karşılığı mı? Hayır. Hiçbir bedel ödemeden. Ama en güzeli indirilip dinlenilmemesi. Çünkü bize bir faydası var. Hem size bir zararı yok. Size bir zararı yok. 2 gigabyte'ın da aramızda lafı biraz, olmaz. Ama belki biraz zamanlarını alabilirler. Tabii doğru. Yani zaman harcayabilirler. Bu arada programımızın ilk haftasının sonuna geldik ama pazartesi günü bol bol isimlerimizi söyleyelim diye bir prensip kararı çıkarmıştık biliyorsunuz. Doğru. Pazartesilere isterseniz onu fixleyelim. Haftanın her günü isim söylemeyelim. Evet, sadece pazartesileri hafta başında çünkü söyleyelim de. Dinleyicide de bunlar daha kendi isimlerini öğretemediler bize, ne anlatacaklar gibi bir önyargı oluşabilir. O yüzden hakikaten sıkıntılı bir durum. Bu arada hafta sonu boyunca iletişimimizi de koparmayalım sevgili dinleyiciler. Aklınıza takılan şunu da konuşsanız ya dediğiniz konuları hemen bizlerle telefon numaralarımızı verelim. Ege'nin cep telefon numarası. hayır öyle değil, öyle değil. Mi? At öyle Modern değil. Sabahlardan bize ulaşabilirler veya Faça sayfamızı kullanabilirler. Evet. Faça'da da Facebook/Modern Sabahlar'da bizi bulabilirler. Bu arada güzel de bir soru var Facebook sayfamızda dinleyicilerimizden. Evet, sorduk orada. Özellikle dinleyicilerimizin bir kısmından bu soruya net bir cevap bekliyoruz ve iletişim adreslerini de ayrıntılı bir şekilde orada paylaşmalarını onu izliyoruz. Twitter'dan da soralım hatta. Biraz şahsi meselemi ben Faça hesabımıza aktardım. Şey bugün oldum. Senin olur, yarın bizim olur Ege. Kimin ihtiyacı olacağı mesele belli olmaz. Facebook sayfamıza bekliyoruz dinleyicilerimizi. Facebook/Modern Sabahlar'a bekliyoruz herkese. O zaman isterseniz veda şarkımıza yavaş yavaş hiç geçelim. Hiç istemiyorum ama veda etmeyi. Ama senin güzel bir lafın var Fahir. Vedalar asla tükenmez. Üstelik tam her şeyle dört dörtlük bir veda şarkısını dinlemeye başladık. Gözyaşları içinde veda etmeye hazırlanıyorduk. Bu şarkıda gözyaşlarımıza harika bir fon olacak. Hazır mısınız dinlemeye? Göksel geliyor radyolarınıza gittiğinde Joy Türk'te. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.